Herkese merhabalar, günaydın. Temmuz ayının ilk webinarı Partner Connect webinarımız. Sizlere Partner Connect'i biraz tanıtmak istiyorum. Yeşim Ergeç ben, Procom Teknoloji Pazarlama Müdürüyüm. Bu arayüz GrantStream tarafından iş ortaklarımızın satış ve pazarlama aktivitelerinde kullanabilecekleri dokümanları sağlamak amacıyla yapılmış bir arayüz. Şimdi arayüzün üzerinden ilerleyelim. Bu arayüze partnerconnect.grandstream.com'dan giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp girebilirsiniz. Eğer bir hesabınız yoksa Reseller Registration kısmına tıklayarak karşınıza bir form çıkıyor. Bu formu doldurarak gönderdiğinizde kullanıcı adı ve şifreniz gelecektir. Bu şekilde girebilirsiniz. Eğer bir sorun yaşarsanız ben ve pazarlama ekibindeki diğer arkadaşlarım size yardımcı olabiliriz. marketing@procomteknoloji.com'a mail atabilirsiniz yaşadığınız sıkıntıyla ilgili olarak. Arayüzümüze giriyoruz. İlk adımımız dashboard. Dashboard'da ilk önce haberler ve anonslar kısmıyla karşılaşıyoruz. Haberler ve anonslar kısmımızda bu site ile ilgili olan haberler mevcut. İşte yeni bir kampanya eklentisi ya da işte yeni doküman girildiyse, yeni bilgiler eklendiyse bunlarla ilgili bilgiler var. Biraz altında gelecek webinarlarla ilgili bilgileri görebiliyoruz. İlk adımımız bu şekilde. Bir sonraki adımımız Sales and Marketing kısmı. Satış ve pazarlama asıl ana kısmı bu. Asıl kullanacağımız bölüm de burası. Önemli olan bölüm. İlk önce Sales Tools yani satış araçları mevcut. Satış araçlarında ilk adımımız Product Presentations. Buradan ürün sunumlarına giriyoruz. Bu ürün sunumları kısmındaki sunum, ürün portfolyosu yani bütün ürün gamına ait sunumun olduğu kısım. Bunu Kasım 2019'da güncellediler en son. Genelde Kasım aylarında güncelleniyor. Bu seneki de gelecektir. Müşterilerinizle, çözüm ortaklarınızla, iş ortaklarınızla paylaşabileceğiniz, A'dan Z'ye bütün ürünlerin sayfa sayfa, slide slide bulunduğu bir sunum bu. Çok kullanışlı. Bu sunumu kullanabilirsiniz. İkinci kısımsa Product Comparison Chart dedikleri karşılaştırma tablolarının bulunduğu kısım. Bu karşılaştırma tabloları ürün gruplarının kendi modellerin arasındaki karşılaştırmaların olduğu tablolar. Örneğin 16 ona tıkladığımızda 16 serisi karşılaştırma tablosu diyor. Buna giriyoruz. Burada 16-10, 16-20, 16-28 ve 16-30'dan oluşan 16 serisinin karşılaştırma tablosunu görüyoruz. Bütün özellikler tek tek maddelendi, sıralandı burada. Ve burada karşılaştırıyorlar işte 16-12 hat 1 spec count, 16-22 hat 2 spec count gibi karşılaştırmaları görmek mümkün. Burada örneğin PoE özelliği var. İşte bize en çok sorulan soru bu model PoE'li mi değil mi? 16-10 değil, 16-15 yes demiş PoE'li. 20 değil, 25 PoE'li, 28 ve 30 PoE'li olduğunu görebiliyoruz. Network portları var örneğin. 16-28 ve 16-30'un gigabit portlu olduğunu görebiliyoruz. Bunu kullanarak modeller arasındaki karşılaştırmayı yapmak mümkün. Bir geri geldiğimizde bir sonraki adım Sales Materials and Documents. Burada Product Battle Cards ve Sell Sheet'lerimiz var. Battle kartlar bizim modellerimizin karşısına gelen rakiplerin modelleriyle olan karşılaştırma tabloları. Rakipte o modelin karşısında hangi model varsa onunla bütün özellikleri karşılaştırıyor. Aynı bir önceki gördüğümüz tablo gibi karşılaştırma tabloları mevcut. Sell sheet'lerde ise o modellerin
öne çıkan özelliklerini gösteren dokümanlardır bunlar. Örneğin 26 serisi nispeten yeni çıkmış bir seri. Bunu açabiliriz. İngilizcesine bakalım. Burada işte competitive features dediği öne çıkan özellikler. 26 serisinde biliyorsunuz değiştirilebilir arayüz var. Kolay logo kastimizasyonu özelleştirmesi mevcut. İşte gigabit portu var gibi özelliklerin, öne çıkan özelliklerin olduğu kısım var. Bunun yanı sıra ürün konumlandırma da mevcut. Nerede, nasıl bu ürünü konumlandırmamız gerektiğini, hangi projelerde kullanmamız gerektiğinden bahsediyor. Aynı zamanda GRP serisi ürün cihazların kendi aralarındaki modellerin karşılaştırma tablosu da mevcut. Bu dokümanlar, işte battle kartlar, karşılaştırma tabloları, bu sell sheet dediğimiz satış için önemli olan dokümanlar aslında çok kıymetli. Çünkü bunu satışta fiyat pazarlığından çıkarıp bir satış argümanı haline getirmek mevcut. İşte bir satış esnasında rakip bir model karşınıza çıktığında fiyatı hemen altına düşmek değil, ürünün özelliklerini öne çıkararak satışı finalize etmek çok daha karlı olacaktır diye düşünüyorum. Satış kısmı, satış araçları kısmı bu şekilde. Marketing materials dediğimiz pazarlama materyalleri kısmına geçiyorum. Pazarlama materyallerinde ilk önce pazarlama kılavuzları var. Pazarlama kılavuzları ve ipuçlarının altında genel olarak iş ortaklarının nasıl pazarlama yapacaklarına dair kılavuzlar yayınlanıyor. Örneğin bu Reseller Solution Marketing Guide dediğimiz, işte burada genel çözümler, VoIP çözümleri, network çözümlerinde neleri göz önünde bulundurmak gerekiyor gibi bir, şöyle aşağı doğru göstereyim. Toplam çözümler, VoIP çözümleri, network çözümleri. Burada dediğim gibi neleri göz önünde bulundurmak gerekiyor, neler yapmak gerekiyor şeklinde bir pazarlama kılavuzu. Onun hemen altında UC Solutions, tümleşik iletişim çözümleri mevcut. Bu tam bir kılavuz. Yani tümleşik iletişim çözümlerinde senaryodan ürün konumlandırmaya kadar her şey mevcut. E-book olarak yayınlamışlar zaten. Buradan da görüyorsunuz ürünler var, işte karşılaştırma tabloları, sektörel olarak kurulum senaryoları, ürünlerin özellikleri gibi çok kapsamlı bir kılavuz. Son olarak da VoIP Guide'ımız mevcut. VoIP Guide ise VoIP nedir'den başlayarak VoIP çözümlerine kadar her şeyi anlatıyor. Çok detaylı 3 tane kullanma kılavuzu niteliğinde pazarlama kılavuzu bunlar. Bir adım geriye geliyorum. Bundan sonraki adımımız product broşürleri. Bu broşürler genel broşürler. Şunu açıyorum İngilizce. Bütün ürünlerin bulunduğu genel bir broşür. İşte intercomlar, access pointler, 2 sayfa. Bunun çıktısını da almak mevcut. Ama hızlıca bir şey bakmak istediğinizde de kullanabileceğiniz bir broşür. Bundan sonraki adımda da ürünlere ait broşürler var. Her ürünün broşürü. Bunları zaten internet sayfasından ulaşmak da mümkün. Örneğin DP720'ye bakalım. DP720'nin broşürü, bütün özelliklerinin olduğu broşür. Burada bütün ürünler mevcut datasheet kısmında. Product images kısmında ise ürünlerin farklı açılardan çekilmiş görselleri mevcut.
Yüksek çözünürlü görseller bunlar. Bunları internet sitenizde ya da herhangi bir dijital pazarlama tarafında bir aktivite yapacaksanız orada kullanabilirsiniz. Basılı bir medya kullanacaksanız orada da kullanabilirsiniz. Çözünürlükleri çok yüksek, çok kaliteli görseller bunlar. Sonrasında ise Grand Stream logolarının bulunduğu, görsellerin bulunduğu kısım mevcut. Burada da Grand Stream'in çeşitli görselleri var. Mesela şuna bakalım. Bu şekilde bir logomuz mevcut. Ya da farklı bir örnekle ilerlersek şuna bakalım. İşte siyah zemin üstünde mavi kullanmak isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Yine dijital tarafta, dijital pazarlama tarafında kullanmak istediğinizde farklı bannerlarımız var. Bunları internet sitenize koyabilirsiniz, e-mail link yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Mesela burada bir DP750-720 örneğine bakalım. Bu tam web sitenize uygun. O dönem DP serisiyle ilgili bir kampanya yapmak istiyorsanız bunun bannerını koyup öne çıkarmanız mümkün. Diğer ürünlere ait de slider'lar, bannerlar mevcut. Bunların daha genel olarak işte gateway'lere ait, genel ürün grubuna ait, işte Grand Stream ürün grubu ya da video konferans gibi farklı bannerlar mevcut. Bunlara girip tek tek bakmakta fayda var. O dönem hangi kampanya yapılacaksa o kullanılabilir. Bir sonraki adımımızda posterler ve pop-up bannerlar var. Posterler ve pop-up bannerların çözünürlükleri de yine çok yüksek. Bir grafikeriniz ya da ajansınız varsa AI uzantılı, vektörel uzantılı ya da siz kullanacaksanız JPEG uzantılı bannerlar var. Bunları da yine web sitenizde ya da roll-up yapacaksanız roll-up'ta kullanmanız mümkün. Bundan sonraki iki adım çok önemli. Ready-made campaign dediği aslında hazır kampanyalarımız var. Bu kampanyalar örneğin işte Gateway ile ilgili bir kampanya hazırlamışlar. Açıyorum dokümanı. Bu kampanya dokümanları şöyle. Ben Gateway ile ilgili bir kampanya çıkmak istiyorum. Acaba ne yapayım diye kafanızda bir soru işareti varsa bu doküman sizi çok güzel yönlendiriyor. İşte kurulum senaryolarından bahsediyor. E-mailing yapmak istiyorsanız hemen buradan e-mail tasarımını, dizaynını şablon şeklinde indirebiliyorsunuz. Ve bunu e-mailing yapabiliyorsunuz. İnternet sitenize koyabilirsiniz. Yine burada hazır şablonlarımız var. Ya da sosyal medyada paylaşacağım ben diyorsanız sosyal medya için hazır şablonlar var. Burada bir Facebook örneği görüyorsunuz. Mesela burada görseli paylaşmış, üstüne de kısa bir yazı yazmış. Açıklaması ile beraber Facebook'ta paylaşıma hazır. Reklam ya da web banner'ı olabilir. İşte bir pop-up yapabilirsiniz internet sitenizde. Dikey bir banner olabilir ya da yatay bir banner olabilir. Bu kullanıma hazır kampanya dediğimiz bunlar. Bundan bir sonraki adımda ise marketing kit adımı var. Marketing kiti ise size o pazarlama için gerekli bütün materyallerin toparlandığı dokümanlar. 26 serisi örneğini göstereyim. Diyelim 26 serisi işte nispeten yeni çıkmış bir seri ve bununla ilgili bir pazarlama çalışması yapmak istiyorsunuz. Kısa açıklaması o seriye ait ilk şeyimiz 2612. Bu iki hatlı carrier grade IP telefonu, operatör sınıfı IP telefonu işte 3 hatlı 2613. Buradan dokümanlarına, broşürlerine ulaşmak mümkün. Pazarlamada vereceğiniz mesaj nedir stratejik olarak? Ondan bahsediyor. 26 serisini rakiplerinden ayıran özellikler ne?
Çünkü onları öne çıkaracaksınız ki pazarlama kampanyanız, aktiviteniz başarılı olsun. Bunların broşürleri var. Buraya tıkladığınız anda broşüre gidiyor. Bunu geçtikten sonra battle kartları var. Yani rakiplerle olan karşılaştırma tabloları. Bu hazır şablonlar yine. Buraya tıkladığınız zaman sosyal medya ya da e-mail bannerine ulaşabiliyorsunuz. Yine buradan hazır e-mail şablonuna ulaşabiliyorsunuz. Basın açıklaması var. PowerPoint sunumu var. Buralara tıkladığınız anda PowerPoint sunumuna gidiyorsunuz. Bunları biliyorsunuz, GRP serisinin arayüzü değiştirilebiliyor, customize edilebiliyor, özelleştirilebiliyor. Onunla ilgili bir bilgi paylaşacaksınız. Onunla ilgili dokümana ulaşabiliyorsunuz. Ürün görselleri, işte önden, sağ veya soldan ürün görsellerine ulaşmak mümkün. Yani bütün dokümanların, ulaşmak istediğiniz bütün dokümanların toplandığı tek bir doküman. Marketing kitler çok faydalı. Biz çok faydalanıyoruz. İstediğimiz şeye bir tek bir yerden ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi hazır kampanyalar, ready-made kampanyalarla partner marketing kitler gerçekten faydalanabileceğiniz, tek bir yerden her yere ulaşabileceğiniz o ürünle ilgili, o ürün grubuyla ilgili her yere ulaşabileceğiniz dokümanlar. İçerik kütüphanesi, content library diye bir kısım var. Bunlar da yine dikey pazarlar, yani sektörel çalışmalara dair neler yapılabilir, onları anlatan dokümanlar. Bunlar büyük dokümanlar, şimdi burada açmayacağım ama faydalanabileceğiniz yine içeriği zengin dokümanlar bunlar da. Son olarak da burada Others diye bir adımımız var. Burada da küçük logoların bulunduğu bir adım bu. İşte eğer mobilitenin öne çıktığı bir görsel istiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz. Güvenlik o sırada önemliyse onunla ilgili bir pazarlama yapacaksınız, onu kullanabilirsiniz. Kameranın öne çıktığı bir küçük logo var. Others dediği de bu görsellerin bulunduğu kısım. Satış ve pazarlama adımı bu. Dediğim gibi en önemli kısım ve en zengin içeriğe sahip olan kısım bu. Bundan sonraki adımlara da kısaca bakalım. Eğitim kısmı var, education. Bir öğrenme merkezi dedikleri bir yer var. Bu ayrı bir web sitesine açılıyor. Burada aslında başka yerlerden de işte az önce gördüğümüz Partner Connect'in CSM Marketing tarafından da ulaşabilirsiniz buradaki mevcut içeriklere. Ulaşamayacağınız bir şey yok. Ama kısaca anlatayım. Burada neleri görüyoruz? İşte blog yazıları mevcut. Kaynaklar mevcut. İşte VoIP nedir? Az önce gördüğümüz içeriğe buradan da ulaşmanız mümkün. Buradan webinar ve eğitimlere register edebiliyorsunuz, kayıt olabiliyorsunuz. Bu tarafta işte videolara, zaten bunlara YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz webinarlar ve YouTube videoları mevcut. İşte sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz. Gibi işte mevcut blogları buraya da yazmışlar. Bir kaynak, eğitim kaynağı, öğrenme merkezi oluşturmuşlar. Dediğim gibi bunları diğer taraflardan da ulaşmak mümkün. Bir sonraki adımımız community dedikleri kısım. Bu da sağ tarafta sosyal medya kısmına ulaşabiliyorsunuz. Facebook paylaşımlarını, altında da Twitter paylaşımları var. Son YouTube videoları mevcut sol tarafta. Onun da hemen altında forumlar var. Bu forumları yine iş ortakları buraya girip sorularını yazıyorlar ve tekrar iş ortakları cevaplıyor. Bir sorunuz olduğunda buraya girip yazabilirsiniz. Mesela UCM serisinden bir cihazın ile ilgili bir sorusu olmuş. Onunla ilgili de uzun uzun yazmış. Onunla ilgili de diğer kişilerin cevaplarını görebiliyorsunuz alt kısmında.
Bunu kimse henüz cevaplamamış. Yeni paylaşmış sanırım. 5 kişi görüntülemiş. İşte 33.80'de bir bug olduğunu söylemiş birisi. Bunu 4 kişi cevap vermiş gibi. Yazmak istediğinizde o sorunun cevabını biliyorsa diğer kişiler de paylaşıyorlar. Community'den sonra dokümantasyon kısmı var. Dokümantasyonda ürün sertifikalarının olduğu CE ya da FCC sertifikalarını bulabileceğiniz bir kısım. Bazı ihalelerde gerekli olabiliyor bu sertifikalar. Onlara buradan ulaşabilirsiniz. Son adımımız ise destek adımı. Destek adımında bir ticket açabiliyorsunuz. Yaşadığınız bir problemi ya da müşterinizin bir çözüm ortağınızın yaşadığı problemi buradan direkt Grandstream'e yazabiliyorsunuz. Ürün kategorisini, modelini seçiyorsunuz. Hangi firmware'i kullanıyorsa onu seçip buraya onunla ilgili problemi yazıyorsunuz. O ürünün problemine ilişkin de video çektiyseniz videoyu yükleyebiliyorsunuz. Bir görsel fotoğraf çektiyseniz onu yükleyebiliyorsunuz. O ürünün problemine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi buraya yaptıktan sonra Grandstream'de paylaşıyorsunuz. Bu yeni ticket açma adımı. My tickets var. O zamana kadar açılmış ticketlar. Buradan ben kendi ticketlarımı gösterebilirim. İşte iki tane daha önceden açılmış ve bunların onaylanmış olduğunu görüyoruz. Ya da bütün şirkete ait daha önceden açılmış ticketları görmek mevcut. Aslında arayüz kabaca bu şekilde. Dediğim gibi satış ve pazarlama aktivitelerinde kullanabileceğiniz çok detaylı bilgiler mevcut. Kabaca bu şekilde. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Gelecek hafta UCM serisine ait ilk kurulumla ilgili bir webinarımız var. Salih Bey'in yapacağı bir webinar. Ona da katılmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.